Babam rap müzikle uğraşıyorum diye bana salak dedi. Evet bu müzik sayesinde değişti karakterim. Çok küçükken çevremdeki herkesten dayak yedim. Sonra dövüşmeyi öğrendim, işte buna hayat denir. Baba oğlumla gurur duy, sayende o çirkep yetişir. İmkansız kılıyor aile içi şiddet geçimi. Ben nereye gitsem de hiç bırakmadı bu illet peşimi. Bir gün babamı patakladım, aniden cinnet geçirim. Onu öldürecektim, elimden zor aldı komşular. O gün beni evden attı, sanki düştüm boşluğa. Sonra elimde bir bavulla dedemin evine taşındım. Hiç kimse yanılmıyordu, eve taklımı kaçırdım. Psikologlar depresan dozunu gitgide arttırdı. Doğal olarak da kendimi bu haplara kaptırdım. Uykusuzluk sorunum için bir uyku hapı verdiler. Her defa gidip eczaneden yenisini aldırttım. Bu haplar olmadan gözüme uyku girmiyordu. Aptallaştım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra iyice boka battım. Her gün bari çekip kendimce diyordum ki ben ölene de kap içerim. 1,5 yıl her parayla gidip de bali aldım. Ve daha kötüsü yanımda dostum Madi vardı. Onu da bu boka alıştırmış oldum. Sanki ben bir zengin piçiydim ve bali de manitamdı. Yani kullanıp atar ve gidip aynısından bulurdum. Yani bunu yaparak milletin saygısından olurdum. Daha kötüsü kardeşlerime kötü örnek oluyordum. Her gün aynada surat yerine götü görmek koyuyordum. 2 saatlik kafa için ben oldum kamçılanan. Cidden inanmaya başlamıştım olmayan canlılara. Size her şeyi anlatabilirim fakat bağımlı olduğumu öğrendiği gün annemin döktüğü gözyaşını anlatamam. Da boka sardı, dedemi kaybettim. Benim için her şeyini feda etmiştir rahmetlik. Ve ölümün varlığını bir kez daha fark ettim. Benimki yaşarken ölmek, işte bu bir lanetti. Ve dedemi kaybedince anneannem iyice bunadı. Muhtemelen yaşadığı şey bir çeşit bunalım. Aslında bunlar Alzheimer'dan ibaret deniyor. Bütün gün karanlıkta oturup Allah'a ibadet ediyor. Onunla konuşuyor, al canımı diyor. Azrail'i çağırıyor ve neden bilmiyorum ama bana sürekli bağırıyor. Çok garip ama bensiz de yapamıyorum. Sadece annemle oturup sohbet etmekten tad alıyor. O benim sevdiğim iki kadından biri. Taşınmak çözüm değil, üzülme dede, ona bakacağım gözüm gibi. Ve sınıfı geçtim, derslerim istediğin biçimde. Bak o diplomayı alacağım, yeter ki huzur içinde yat. Sonra en boktan an geldi ve bir kıza aşık oldum. Tüm kadın düşmanlığıma bu kaltak karşı koydu. Aşıktım, yani olmuştum onun kölesi artık. Bir kız çocuğu gibi ağlıyordum lan, ötesi var mı? İntihar ettim ve bir hastanede gözümü açtım. Bali bağımlısı oldum lan, sikim böyle aşk. Ben yerde kanlar içinde sinir krizi geçirip ağlarken beni tekmelemeye çalıştı ve beni. Ancak en büyük düşmanının kollarında görürsün diyen bir kız için 2 yıl savaştı. Hiçbir şey yapma, sadece şarkılarımı araştır. Onu görünce hem midem bulandı hem de gözlerim kamaştı. Başlangıçta demiştim onun için bu saf duru. Ama o beni oynattı, gaddarca bir tuzak kurup. Dostlarım o hala gözlerimin içine bakıp beni affet derse kanarım. Onu benden uzak tutun. Garip rüyalar gördüm, şeytan aklımı ele geçirdim. İşte bu yüzden evimde inzivaya gene çekildim. 6 yıldır bir yere gelmeyi bekliyorum. Ve bu amına kodumun şarkısını yazarken bu gece de bitti.